Merhaba arkadaşlar. Bu okuma parçaları veya küçük hikayecikler şeklinde yayınlayacağım bu okuma parçaları biraz Almanca ile alakalı malumatı olanlar için, Almanca öğrenip pratik çalışma yapmak isteyenler için bu okuma parçaları Gesundheit, sağlık, Gesundheit, gesund, sağlıklı demek, gesund, sağlıklı. Gesundheit, sağlık. Beim Arzt, beim Arzt, doktorda. Beim, bei dem Arzt demektir. Bei dem Arzt, der Arzt, bei dem Arzt, bei dem, beim şeklinde kısaltılarak yazılır. Beim Arzt, yani yazılır veya söylenir. Gesundheit, sağlık. Beim Arzt, doktorda. Peter ist krank. Peter ist krank. Peter hasta. Dir. Buradaki ist, dirdir karşılığıdır. Türkçe'de dirdir'i söylesek de olur, söylemesek de olur. Peter ist krank, Almanca'da bunu söylemek zorundayız. Burada fiilleri, bir şeyin yapıldığını gösteren bu kelimeleri, fiilleri kırmızı yaptım. Neden? Burada bu fiilleri şahıslara göre çekimlerini yapabiliriz. Misal burada Peter ist krank, ich bin krank, du bist krank, er ist krank, wir sind krank şeklinde burada farklı cümleler oluşturabiliriz bu örneğe bakarak. Ki bunu yapmakta fayda var. Pratik çalışma yaparken bu şekilde çalışmak önemlidir. Peter ist krank deyin ve burada siz misal Peter değil de ben hastayım, sen hastasın, o hasta, biz hastayız şeklinde bunu Almanca söyleyin. Buradaki kalıba bakarak farklı şahıslarla alakalı bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Er geht zum Arzt. Er geht. Geht, gehen fiilinden. Gehen, gitmek. Er geht, o gidiyor. Zum Arzt, Arzt, doktor. Zum Zu dem Arzt demektir aslında. Bunun kısaltılmış halidir bu. Zu dem, kısaltılmış hali zum. Er geht zum Arzt. Doktora gidiyor. Burada yine aynı şekilde ich gehe zum Arzt. Ben doktora gidiyorum. Du gehst zum Arzt. Sen doktora gidiyorsun. Wir gehen zum Arzt. Biz doktora gidiyoruz. Veya burada bir isim kullanarak Peter geht zum Arzt. Peter doktora gidiyor. Was fehlt Ihnen, fragt der Arzt. Was fehlt Ihnen, fragt der Arzt. Doktor soruyor, ne soruyor? Was fehlt Ihnen? Burada kelime manası olarak ele alırsak bunu, fiilen eksik olmak. Was fehlt Ihnen? Sizin neyiniz eksik? Ne eksik sizde? Was fehlt Ihnen? Ama tabii ki doktorun bu sorusu şu manaya gelir. Neyiniz var manasında. Sıkıntı olarak, hastalık olarak neyiniz var? Was fehlt Ihnen? Fragt der Arzt. Fragen, soru sormak. Fragt der Arzt, soruyor doktor. Burada yine was fehlt Ihnen? Was fehlt mir? Neyim var? Was fehlt dir? Senin neyin var? Was fehlt ihm? Onun neyi var? Şeklinde burada yine bu çekimleri farklı şahıslara göre yapabilirsiniz. Ich habe husten, husten, öksürük, schnupfen, nezle, fieber, ateş. Ich habe husten, schnupfen und fieber, sagt Peter. Sagen, söylemek, sagt Peter, Peter diyor. Ne diyor Peter? Ich habe, buradaki habe yine Almanca'da kullanılmak zorunda, var manası verir. Ich habe husten, benim öksürüğüm var. Ich habe fieber, benim ateşim var. Ich habe schnupfen, benim nezlem var. Yani nezleyim, Türkçe'de nezlem var değil de nezleyim, öksürüğüm var, nezleyim şeklinde de veya ateşim var şeklinde de yine söylenir. Bu var manası verir. Ich habe demek benim var. Ich habe husten, ich habe schnupfen, ich habe fieber veya birlikte ich habe husten, schnupfen und fieber. Burada da yine farklı şahıslara göre ne diyebiliriz? Du hast husten, schnupfen und fieber. Sadece şunu da diyebiliriz. Tek burada husten, schnupfen veya fieber'ı alarak du hast husten, senin öksürüğün var. Du hast schnupfen, sen nezlesin, nezlen var. Du hast fieber, senin ateşin var. Veya ich habe de söyledik. Bunun gibi er hat da diyebiliriz. Er hat husten, onun öksürüğü var. Veya sie hat schnupfen, onun bir bayan için
nezlesi var veya zihat fiba, onun ateşi var bir kızdan, bir bayandan bahsederken. Sagt Peter, diyor Peter. Ich habe Husten, Schnupfen und Fieber, sage ich, ben diyorum. Dediğim gibi buradaki kırmızı işaretlediğim fiillere bakarak bunları farklı şahıslara göre çekimlerini yaparak bu cümleleri değiştirebilirsiniz ki değiştirmekte fayda var. Almanca öğrenirken veya herhangi bir dili öğrenirken bu şekilde, yani belirli bir seviyeye geldikten sonra bu şekilde çalışmak olmazsa olmazdır. Sadece okuyup anlamak kafi değildir. Burada cümleleri hafif değiştirerek farklı cümleler oluşturmak sizi aktif çalışır hale getirir ve aktif çalışma anında da öğrenmeniz artar. Bu okuma parçalarını belirli sürelerde, yani bol miktarda olacak bunlar inşallah. Bu okuma parçalarını bu şekilde, bu cümleleri kalıp olarak bol miktarda tekrar ederek çalışın. Kelime hazineniz bu şekilde artacak. Dilin mantığını burada, yani zum çoğu okuma parçasında olacak, beim çoğu okuma parçasında olacak. Bu tür tabirleri bol miktarda her seferinde tekrar ettiğimiz için burada hem kelime hazinemiz hem de dilin mantığı çözülmüş olacak. Kelime hazinemiz de gelişecek bu şekilde. Wie lange sind Sie schon krank? Ne zamandır? Buradaki sind, ist'in aslında farklı şahsa göre çekimidir. Ich bin, du bist, wir sind, sie sind şeklinde, bunları gördünüz zaten. Yani dediğim gibi bu dersler belirli seviyeye kadar gelmiş, en azından belirli bir gramer malumatı olanlar için pratik yapma amaçlı. Ben burada detaylı bir şekilde gramer kaidelerine girmeyeceğim. Sadece bazı burada izahlarda bulunacağım. Wie lange sind Sie schon krank? Bunu, sind'i çözmek için bu cümleyi değiştirirsek bunu anlarız. O yüzden bu cümleleri farklı şahıslara göre değiştirmekte fayda var. Misal, wie lange sind Sie schon krank demek, ne zamandan beri hastasınız. Wie lange, ne zaman, ne kadar, süre belirtir. Wie nasıldır, wie lange, ne kadar. Yani bunları da wie lange'yi misal wie lange şeklinde değil, wie lange şeklinde kalıp kalıp öğrenin bunları. Wie lange misal dem, ikisi birlikte ne kadardır süre olarak. Sind Sie schon krank, krank hasta. Sind Sie schon krank. Burada şunu da diyebilirdik. Wie lange sind Sie krank? Yani aslında bu schon Türkçe'de pek yani karşılığı olmayan, bu schon ne ifade eder? Aslında bir kişinin yakalanmış olduğunu, bir şeyin içerisinde bulunduğunu veya bir süredir, süre olarak bir süredir, yani wie lange sind Sie schon krank? Wie lange sind Sie krank? Veya diyelim ki ich bin krank, ben hastayım. Ich bin schon krank, yani yakalandım, bu işin içindeyim, süre olarak şeklinde. Schon, aslında schon gibi kelimeleri, buna benzer bazı kelimeler var. Cümlenin içerisinde farklı farklı cümlelerde bu gelecek zaten. Kendiliğinden çözülecek bu. Wie lange sind Sie schon krank? Ne kadardır, ne zamandır hastasınız manasındadır bu cümle. Seit gestern, gestern dün, dünden beri, beri, yana bu seit. Yine zaman belirtir. Seit gestern. Seit heute, bugünden beri. Seit gestern, dünden beri. Seit heute morgen, bu sabahtan beri. Seit gestern Abend gibi misal bu süre belirtir. Seit gestern, dünden beri. Der Arzt hört seine Lunge ab. Burada da yine ab, hört ab, ab hörendir bunun. Yani fiiller, bazı fiiller bu şekilde ab hören, ab geben gibi bu fiiller cümlenin içerisinde bazen beraber yazılır, bazen de ayrılır. Bunları da bu derslerde görmüşsünüzdür. Der Arzt hört seine Lunge ab. Doktor dinliyor. Neyi dinliyor? Onun ciğerlerini. Evet. Der Arzt hört seine Lunge ab. Misst seine Temperatur. Misst, messen'den gelir. Messen ölçmek. Misst seine Temperatur, onun ateşini ölçüyor. Und sieht,
sehen, görmek, sieht, görüyor, neyi görüyor, in seinen Mund, yani bir nevi sieht in seinen Mund, görüyor, onun ağzını, yani şu demektir, bu sieht in seinen Mund, bunu da yine bir bütün olarak öğrenin, sieht in seinen Mund demek, ağzına bakıyor manasında, sieht in seinen Mund, bakıyor ağzına. Sie haben eine schlimme Erkältung. Sie haben, sizin var. Eine schlimme Erkältung. Kötü bir üşütme. Kötü bir üşütme. Tabii ki biz neriz? Üşütmüşüm şeklinde gibi deriz. Burada tabii ki farklı dillerde kullanılış şekilleri, bazı ifadeleri farklıdır. Sie haben, burada elden geldiği kadar kelime manasını da veriyorum ki buradaki mantık anlaşılsın. Sie haben, sizin var. Eine schlimme Erkältung, sizin var. Kötü bir üşütme. Buradaki schlimm kötü demek ama burada schlimm'den kasıt ağır. Yani ağır bir üşütmeniz var manasında bu. Sie haben eine schlimme Erkältung. Grip olmuş, yani üşütmüş ve ağır bir üşütmeniz var manası verir bu. Rauchen Sie, rauchen, sigara içmek. Rauchen Sie, siz sigara içiyor musunuz? Nein, hayır. Ich rauche nicht, hayır. Ben sigara içmiyorum. Ich rauche nicht. Burada dediğim gibi, az önce de söyledim. Ben burada her cümleyi şahıslara göre farklı çekimlerini yapmayacağım bu fiillerin. Siz bunu yapın. Yani ben burada her ne kadar buna değinmesem de siz her cümlede bunu yapın. Rauchen Sie, rauche ich, rauchen wir, raucht ihr veya rauchst du, tanıdık samimi birine rauchst du, sigara içiyor musun şeklinde. Rauche ich, ben sigara içiyor muyum? Burada da yine nein, ich rauche nicht, hayır ben sigara içmiyorum. Nein, du rauchst nicht, hayır sen sigara içmiyorsun. Nein, er raucht nicht, hayır o sigara içmiyor şeklinde bu çekimleri mutlaka yapın. Nein, ich rauche nicht, hayır ben sigara içmiyorum. Ich rauche, buradaki nicht olumsuzluk ifade eder. Ich rauche, içiyorum, sigara içiyorum. Ich rauche nicht, ben sigara içmiyorum. Burada rauchen Sie sorusuna ben sigara içiyorum deseydi ya ich rauche diyecekti. Das ist gut, das, yani bu durum ist gut, iyidir. Gut, iyi, buradaki ist de dirdir, ekidir dediğim gibi. Das ist gut, bu iyidir. Yani bu olay, sigara içmeme olayı iyidir. Bu das da buna işaret eder. Das ist gut. Rauchen ist nicht gesund. Rauchen, sigara içmek. Bu fiiller bazen isim olarak da kullanılır. Buradaki kırmızı yapmadım rauchen'i. Neden? Rauchen, das rauchen, yani Türkçe'de nasıl deriz? Sigara içmek, sigara içme sağlıklı değildir. Yani Türkçe'de de bunu sigara içmek sağlıklı değildir derken de yine sıfat olarak değil isim olarak kullanılır veya sigara içme şeklinde yapma, gezme, görme şeklinde bir mana. Rauchen, yani sigara içme, ist nicht gesund, sağlıklı değildir. Haben Sie Allergien? Haben Sie, var mı sizin Allergien? Yani alerjiler, bunun manası alergi, alerji, Allergien, alerjiler. Sizin alerjiniz var mı? Nein, ich habe keine Allergien. Hayır, benim alerjim yok. Ya ich habe Allergien deseydi, benim alerjim var olacaktı. Der Arzt gibt Peter ein Rezept. Der Arzt gibt Peter ein Rezept. Doktor, der Arzt, geben, vermek, gibt, veriyor, Peter'a. Ne veriyor? Ein Rezept, bir reçete. Doktor Peter'a bir reçete veriyor. Der Arzt gibt Peter ein Rezept. Ich verschreibe Ihnen Medikamente. Ich, ben, verschreibe, yani verschreiben, yazmak, bir ilaç manasında yazmak, yani yazı yazmak şeklinde değil, ilaç yazmak. Bu doktorun yaptığı bir şey, verschreiben. Ich verschreibe Ihnen, size yazıyorum. Ne? Medikamente, ilaçlar. Size ilaçlar yazıyorum. Die holen Sie bitte aus der Apotheke. Die
Bu nedir? Buradaki D'den kasıt bu medikamente yani ilaçları, onları, buradaki D onları demektir. D onları. Holen Sie bitte aus der Apotheke, eczaneden alınız lütfen. Holen almak. Holen Sie bitte alınız lütfen aus der Apotheke, eczaneden. Apotheke, eczane. Aus der Apotheke, eczaneden. Die holen Sie bitte aus der Apotheke. Buradaki die dediğim gibi o ilaçları manasında onları eczaneden alınız lütfen. Nehmen Sie alınız. Nehmen almak. Nehmen Sie morgens eine Tablette. Nehmen Sie alınız. Morgens sabahları. Morgen sabah demektir ama morgen. Morgens sabahları. Eine Tablette. Bir tablet. Yani burada tablete bir hap manasında tablete hap. Und am Abend einen Löffel Hustensaft. Bu da şurup, zaft, şurup. Yani zaft aslında meyve suyu manasında da kullanılır. Buradaki Hustensaft demek öksürük şurubu. Und am Abend ve akşamı da einen Löffel bir kaşık Hustensaft şurup. Evet. Nehmen Sie morgens eine Tablette, sabahları bir hap alınız und am Abend einen Löffel Hustensaft ve akşam, am Abend akşam einen Löffel Hustensaft bir kaşık şurup yani öksürük şurubu. Peter doktora soruyor, Darf ich morgen Fußball spielen? Darf ich morgen Fußball spielen? Burada dürfen, müssen, sollen bunları görmüşsünüzdür. Modal verb dedikleri. Bunlar nedir aslında? Burada bir cümlede iki tane işaretledim. İki fiil var. Aslında asıl fiil bu spielen. Darf ich morgen spielen? Kann ich morgen spielen? Muss ich morgen spielen? Yani futbol spielen. Soll ich morgen Fußball spielen? Bu dürfen, müssen, sollen gibi bu fiiller ne yaparlar? Bir şeyi yaparken onu yapmak zorunda mıyım? Yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Şeklinde bir ifade belirtir. Bunları dediğim gibi fazla aslında detaya girmemek lazım. Dili cümlelerden öğrenmek daha faydalıdır. Bunu bu kalıp halinde bol miktarda tekrar edin ve bu dediğim gibi okuma parçalarında bol miktarda bu tarz şeyler karşımıza çıkacağı için bunları zaman içerisinde öğreneceğiz. Darf ich morgen? Ama burada tabii ki burada kırmızı yaptığım yeri bu modal verbler 6 tane. Bunları burada değiştirerek burada farklı ifadeler yapabilirsiniz. Darf ich morgen Fußball spielen? Misal dürfen yapabilir miyim? Yapabilme ifade eder. Yapabilir miyim? Darf ich. Misal burada muss ich. Yapmak zorunda mıyım? Soll ich. Yapmalı mıyım? Şeklinde ifadeler belirtir bunlar. Darf ich morgen Fußball spielen? Yarın futbol oynayabilir miyim? Morgen yarın Fußball spielen top oynayabilir miyim? Yani futbol derken top oynayabilir miyim? Nein, hayır, das dürfen Sie nicht. Hayır, das dürfen Sie nicht. Yani dürfen yapamazsınız. Yapabilir miyim? Yapamazsınız. Yapmak bir yapabilme. Yani burada bir İzin, ruhsat var. Das dürfen Sie nicht. Yani bir nevi izin vermiyorum. Bunu yapamazsınız. Das dürfen Sie nicht şeklinde izin verilmediğini gösterir. Dürfen. Evet. Nein, das dürfen Sie nicht. Hayır, yapamazsınız. Tabii ki bu yapamazsınız derken yani nasıl diyelim bunu? Dürfen izin olmadığı için yapamazsınız. Yani oynayabilirsin fakat yani nein das dürfen Sie nicht. Bunu yani das derken buradaki das yine top oynamayı kastediyor. Nein das dürfen Sie nicht. Bunu yapamazsınız. Müsaade, izin, ruhsat olmadığı için. Yani doktor diyor ki yasak bir nevi. Sie müssen 3 Tage im Bett bleiben. Sie müssen
drei Tage im Bett bleiben. Drei Tage, üç gün im Bett bleiben yatakta veya şöyle diyelim, bleiben, kalmak, im Bett bleiben, yatakta bulunmak, kalmak. Siz üç gün yatakta olmak zorundasınız. Yani bu demektir, yatmak zorundasınız. Buradaki müssen de onu kasteder. Yani müssen, mecbursunuz. Yatakta olmak zorundasınız manasında üç gün. Sie müssen drei Tage im Bett bleiben. Üç gün yatakta bulunmak, yatakta olmak zorundasınız. Zorundasınız. Yani yatmak zorundasınız. Und sollten viel Tee mit Honig trinken. Und sollten viel Tee mit Honig trinken. Trinken içmek mit Honig. Tee mit Honig. Bu çay. Bal ile çay, yani ballı, çayın içine bal ilave edilerek fiil çok, içmek zorundasınız. Sollten bir şeyin yapılması gerektiğini ifade eder. Und sollten viel Tee mit Honig trinken. İçmelisiniz, yani bal ilaveli, ballı, çok ballı çay içmek zorundasınız. Veya içmelisiniz. Bir talep var burada, içmelisiniz. Und sollten viel Tee mit Honig trinken. In einer Woche dürfen Sie wieder Fußball spielen. In einer Woche, bir hafta içinde, dürfen Sie wieder veya bir hafta sonra, in einer Woche, dürfen Sie wieder Fußball spielen. Tekrar top oynayabilirsiniz. Yani dürfen, burada da ne ifade eder dürfen? İzin verilir manasında. Oynayabilirsiniz. Bir hafta sonra oynayabilirsiniz. Bir hafta önceden, bir hafta içerisinde yasak ama bir hafta sonra izin var oynamaya manasında. In einer Woche dürfen Sie wieder Fußball spielen. Tabii biz bunun manasını verirken Türkçe nasıl veriyoruz? Bir hafta sonra tekrar top oynayabilirsin derken bu dürfen karşılığını aslında vermiyoruz. Bu dürfen Almanca'da dediğim gibi modal verb diyorlar bunlara. Sollen, dürfen, müssen gibi bunları ki öğrenmişsinizdir. Bunlar bir şeyin nasıl yani yapılması gerekir mi, yapılmaması mı gerekir? Burada bunları dikte eder aslında. Dürfen, sollen, müssen gibi. Bunları da öğrenmenin en iyi yolu aslında cümle içerisinde bunları bol miktarda tekrar ederek bunları tekrar etmek. Misal burada bunların yerleri, yani dürfen yerine başka bir şey buraya konabilir mi? Evet. Misal bu modal verblerden başka bir tanesini. In einer Woche sollten Sie wieder Fußball spielen. Bir hafta sonra tekrar top oynamalısınız. In einer Woche müssen Sie wieder Fußball spielen. Bir hafta sonra mecbursunuz, oynamak zorundasınız. Top, misal diyelim ki profesyonel bir oyuncu ve bir hafta sonra bu ifade o zaman neyi ifade eder? In einer Woche müssen Sie wieder Fußball spielen. Bir hafta sonra tekrar oynamak zorundasınız gibi bir ifade olur. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Size Besserung, iyileşme. Ich wünsche Ihnen, size dilerim, gute Besserung, iyi iyileşmeler, iyi iyileşme. Yani size iyi iyileşme dilerim. Tabii biz Türkçe ne deriz? Geçmiş olsun deriz. Ich wünsche Ihnen gute Besserung, geçmiş olsun demektir aslında. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Tekrar edelim, dinleyelim. Gesundheit, Gesundheit. Beim Arzt, Peter ist krank, er geht zum Arzt, was fehlt Ihnen, fragt der Arzt, was fehlt Ihnen, fragt der Arzt, ich habe Husten, Schnupfen und Fieber, sagt Peter, ich habe Husten, Schnupfen und Fieber, sagt Peter. Wie lange sind Sie schon krank? Wie lange sind Sie schon krank? Seit gestern. Seit gestern. Der Arzt hört seine Lunge ab. Der Arzt hört seine Lunge ab.
misst seine Temperatur, misst seine Temperatur und sieht in seinen Mund und sieht in seinen Mund. Sie haben eine schlimme Erkältung. Sie haben eine schlimme Erkältung. Rauchen Sie, nein, ich rauche nicht, nein, ich rauche nicht. Das ist gut, Rauchen ist nicht gesund, das ist gut, Rauchen ist nicht gesund. Haben Sie Allergien? Haben Sie Allergien? Nein, ich habe keine Allergien, nein, ich habe keine Allergien. Der Arzt gibt Peter ein Rezept. Der Arzt gibt Peter ein Rezept. Ich verschreibe Ihnen Medikamente. Ich verschreibe Ihnen Medikamente. Die holen Sie bitte aus der Apotheke. Die holen Sie bitte aus der Apotheke. Nehmen Sie morgens eine Tablette. Nehmen Sie morgens eine Tablette und am Abend einen Löffel Hustensaft. Und am Abend einen Löffel Hustensaft. Darf ich morgen Fußball spielen? Darf ich morgen Fußball spielen? Nein, das dürfen Sie nicht. Nein, das dürfen Sie nicht. Sie müssen 3 Tage im Bett bleiben. Sie müssen 3 Tage im Bett bleiben und sollten viel Tee mit Honig trinken. Und sollten viel Tee mit Honig trinken. In einer Woche dürfen Sie wieder Fußball spielen. In einer Woche dürfen Sie wieder Fußball spielen. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Evet arkadaşlar, bir başka hikayede, bir başka okuma parçasında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.